Kara gazeden açmış Osman'a. Çek çek dünyanın ağrını da vurulmaz bir aşana var. Şefim bu tavuklu menüler olmuş en az 200 lira. Şkalpi tava komedo. Bauer, bauer. Şora bir kari. Bu güzel duruyordu bu arada ha. Bak şöyle şeyleri de çok seviyorum ya. Çok iyi değil mi? Mükemmel lan. Renk olarak bahsetmiyorum. El işçiliğiyle böyle hallara şekil mekil veriyorlar ya. Çok güzel duruyor bence. Oy, ne güzel olmuş lan. Asiktir. Çok iyiymiş lan. Günde 3 tane idman yapmışsınız. Sabah. Bu ne ya? Bu niye böyle çıkıyor oğlum? Çoktur. Bunu yok baba yapamazsın. Hasn't even qualified for a Euro tour this year. No big stage experience in 2023 in that regard. As Danny looks to fill it up again. Oh, hang on. 70. No, he's not touching it. Oh, whoa! Siktir lan! Bu nasıl olabilir? Hasn't even qualified for a Euro tour this year. No big stage experience in 2023 in that regard. As Danny looks to fill it up again. Saçmalığa bak, ucu buraya değiyor ya. Oh, hang on, it's 170. Babe, stop buying cool stuff. Me. Helal olsun, mantıklıymış. Nasıl alıyoruz bundan? Biraz yağlı bir et yapsan etrafa cazır cazır yağ döker gibi ya. Gereksiz bu. Nasıl gereksiz ya? Konuşamadım bak, kelimelere dökemedim. Nasıl gereksiz olabilir bu ya? Gayet mantıklı. Bayağı. Nasıl bayağı sinek? Söylesene nasıl bayağı? Gayet mantıklı değil mi oğlum? Üst üste koyuyor, pişiriyor, laf çekiyor, çak 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 çak. Dalga mı geçiyorsun, ciddi misin? Arkadaşlar mis gibi hamburger yapma aleti işte. Gayet mantıklı. 300-400 lira bir şeyse alırım. Kim mantıklı diyor, kim mantıklı değil diyor buna. Mantıklı diyenler bir söylesin abi. Mantıksız, mantıklı, mantıksız. Abi genel olarak kadınlar mantıksız diyor, erkekler mantıklı diyor. Benim anladığım bu. Ha, sen ciddisin. Benim şu an tek gördüğüm bu. Ne alaka? Çok alaka Kübra. Bak Gagara Gogo, görüyor musun? Çocuk bulaşık yıkamaktan beyni sulanmış, diyor ki gayet mantıklı, her şeyi tek bir makinede yapıyorsun. Adamsın Gagara Gogo. Ben de aynı fikirdeyim. Her şeyi tek bir makinede yapıyorsun, bir tek bunu yıkarsın. Şuna bir su tut. Sabuna babuna gerek yok. Buna bir su tut. Şöyle güzelce durula. Oh, bitti baba. Pratik, aynen öyle. Çok pratik bence de. 3, 2, 1. Awesome. Dayı sen deli misin la? Dayı sen kafayı mı yedin la? Böyle bir şey yapmadan ölmek istemiyorum ama. Şöyle bir şey yapmadan da ölmek istemiyorum kardeşim. Harbiden ölmek istemiyorum şöyle bir şey yapmadan ya. Bunu yapmak istiyorum, yaşamak istiyorum böyle bir şey. Ama ölmeyeceğim.
Ölmeyeceğimden emin olmam lazım. Onu bana garanti etmeleri lazım ya. Önden bana yaptıran adam yapsın, öyle yaparım. Two, one, awesome. Three. Beyefendi, beyefendi. Efendim. Nasıl düşürdünüz? Aa, çok sağ olun ya, teşekkür ederim. Sağ olun. Derken? Sosyal deney değil midir bu? Kameralar nerede? Sosyal deney değil. Abi çüş. Now is Oğlum durmaz da o. Deli misiniz lan siz? Komutanım. Ne albay ne yarman, alayınıza bay bay. Çeviriyorlarmış içeriye doğru böyle yavaşça bitiriyor. Dakikasında çeviriyorum ya da şey, o konuşacak öyle, böyle böyle yapacak, arabadaki hareket etmeyecek. Arabadaki duracak böyle. O zaman işte o gülme yavaş yavaş ağlamaya doğru gider bak. Direkt bak. O çok komik olurdu. Öyle bir şey olsa altıma sıçardım. Hakan mıydı bu adamın adı? Hakan Çalan ölü burada, o numara her yerde. O değil mi bu? Yes. Oh. Yes. Oh. Yes. Oh. Oh. Nice. Nice. Ah! Bu Cancelo mu? Is actually Hakan Çalhanoğlu's Porsche. Let's put that cam. You did it. First shoot, first goal. Oh. Oh. I'm telling you, first shoot, first goal. And that's by putting Mark Cucurella to the test. Adam hepsi de direkleri mi vuruyor la? Vuruyor da. Should we put Tony Cruz to the test? Oy! Oh wow. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? What do you think? Yes. Yes. Ben bunu yapsam var ya, buna koyayım, her gün paylaşırım. Ama bu adam, ben hatırlıyorum ya. Feels like a Champions League win, you know? We're playing more footballers, just like Tony. İyi futbolcu diye hatırlıyorum. Tavuk abi, tavuk. Neden tavuk abi? Niye siz? Size kanatçıları bırak. Mr. Fast. Bu ne yapıyor la? Raiding the most toxic Rust player. Bebe hala doğup doğup geliyor bak. Bebe hala geliyor amına. So like, this is gonna let you starve to death. I got food on me. It don't matter, you know, it's not infinite. Alright bro, we gonna use our other base temporarily. See you soon. Alright, see you bro. Wait. Dude, I have 1000 IQ. Bu işsiz gibi bekliyor mu bu da burada? You play, ho ho. Alright, this is gonna be so risky. Let me disconnect. Disconnect, rejoin, and then wait till they open the door. And I'm gonna jump up. Hold on, this is actually so smart. You're gonna see me sleeping, be like, oh my god, he's asleep. Let's go. Let's go in. We're going deep. Alright, this is... Deli la! Yavşağa bak! Burada böyle bekliyor ha? Their base, but... We're getting back in our base. We're getting deep in our own base. Çok iyi yapmış lan. And then wait till they open the door. This is their base, but we're getting back in our base. We're getting deep in our own base.
Eşikler. Hocam senin idolin kimdir teknik direktör olarak? Oynattığı oyunu sevdiğin hocalar diye sorsam sana bir numara kim koyarsın? Yanlış bir soru sordun. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Guardiola. Çok iyi hoca değil mi? Getir hocam Türkiye'de koy bir Anadolu takımına da oynatsın göreyim bakayım. Ne oynatacakmış? Çok iyi hoca ya. Bir görelim bakalım ne oynatacak. Del Bosque'ye gelmedi mi Beşiktaş'a? Dünya şampiyonu gelmedi mi? Evet. Ne oldu? Patates oldu hocam. Peki adamın... Rekard gelmedi mi Galatasaray'a? O da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadı mı? Hatırladım. Barcelona'da. Rekard Galatasaray'a geldi. Ne oldu? Aragones gelmedi mi Fenerbahçe? O da kazandı. Ne oldu? Öyle hocalık işleri öyle olmuyor. Senin be... Öyle olur mu lan hocalık işleri? Allah Allah. Öyle kolay mı oğlum? Beğendiğin hoca yok. Beğendiğin takım var mı diye soracaksın. Beğendiğin takım var mı hocam? Var tabii. City, Liverpool, Real Madrid. Takım onlar baba. Şimdi herkes diyor ki işte Ancelotti var Real Madrid. Çok büyük hoca. Udinese'yi çalıştır bakalım bir de orada görelim. Büyük hocalığı. Büyük hoca kim biliyor musun? Leicester'ı şampiyon yapan adam büyük hoca işte. Ranieri. Ranieri büyük hoca. Ranieri. Hocam senin idolün... Ama Ranieri'nin zaten Ranieri kıskacı diye bir şey var yani. Adam koskoca terim katmış futbola kardeşim. Ranieri kıskacı. Bu adamın kıskacı var yani. Doğru bu arada aynen öyle. Ranieri kıskacı çok sıkıntı. Doğru abim eyvallah kardeşim. Ranieri kıskacı çok sıkıntılıdır. Yani onlara dikkat etmek lazım baba. Öyle miymiş abi öyle. Onlara dikkat edeceksin. Abi ayıptır sorması evin kaç artı kaç. Ayıp. Lan balık gitti la. Ben balık sevmiyorum ya. Siz seviyorsunuz mu balık ya? Balık vallahi sevmiyorum. Önüme beleş koysunlar. Beleş diye yerim. Çok severim. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Şunu mesela görüp oy falan diyorsunuz mu? Evet. Allah Allah. Oy falan. Oğlum bunu zaten bir şey mi? Ustamın ellerine sağlık. Öyle şeyler koymuş ki. Yani bozuk ete koysan zaten bal gibi gelir la. Bu koyulan şeyler yani. Portakal falan filan var baba. Tereyağlar. Mısır ekmeği gibi bir şey yaptı herhalde. O ne? O şey, o portakallı ısınmış şeyi de koydu. Portakallı ördek tadında bir balık. Vallahi ustamın eline sağlık. Karşıya yüzebilir misin abi? Hocam benim işim bu. Kaç benim saatte yüzüyorsun bu. Abi? Buradan ta karşıya mı? He, şuna değil ama bak şu bir şu en uzaktaki evet, koyalım. Evet. Biz de aynı bak aynı muhabbetler. Her erkek ortamında aynı muhabbet döner mi ya? Lan buradan şuraya yüzülür mü? Şuradan şuraya ne kadar sürede yüzersin? Bak buradan suya atladığım anda bir saat sonra oradayım. Evet. Sakal. Özel benim telefonumdaki metre ölçer şeyine bakar mısın? Orası kaç kilometre? Bak, abi sen bir saatte evet, var ya şu evet, öndeki teknenin ucuna bile gidemezsin. O ya. Öndeki teknenin ucuna gitmek benim için 1,5 dakika hocam. Orası var ya 5 kilometre var. Hocam senin karşında ilkokul 5. sınıftayken kelebek yüzme yarışında Türkiye birinciliği olan biriyle konuşuyorsun. Sen vay, kelebek vay, yüzme vay, nasıldı vay, ya? Sen şu. Ya. O var ya dünyanın en zor stilidir. Olamaz. Abi kelebek yüzmek de zor ha. Bir... Ağızları yüzerken şey sanıyor böyle, kelebeği sadece şu yapmak sanıyor da o dibine girip çalkalanıp çıkarıp bir atıyorlar kendilerini. Niye? Hayır, şu olamaz. Sen ilkokulda kelebekte evet, birinci olamazsın. Niye? Çünkü kelebek yüzme Türkiye'ye evet, 1972'de geldi. Ne gülüyorsun? Kelebek abi, yüzme insanlık tarihinde yüzmenin spor olarak kabul edildiği ilk anlardan beri var. Allah Allah. Bence Türkiye'ye aynı öyle gelmiştir. Can abiydi değil mi? Şöyle söyleyeyim. Benim arkadaşım, bu da bir gerçek hikaye. Montenegro'ya gitti, Budva'ya. Ha. Ayda 1000 euro ile yaşıyor. Tamam. Nasıl bir yaşıyor biliyor musun? Hayvan gibi yaşar. Aynı öyle. Ayakla denize böyle uzatarak yaşıyor. Denize giriyor. Başkası da Datça'da aynı şekilde yaşıyor ama. Hani Montenegro'ya gidiyorum ve Avrupa'da yaşıyor. Yani bu böyle bir hayat var. Bu adamın cebindeki para ne kadarla gitti biliyor musun? 250 bin euro ile. 250 bin euro. Bağcılar'daki evini sattı 2 tane. Evini sattı. Şu an orada ayaklarını böyle uzatarak yaşıyor. Arada emlak işi yapıyor, arada yatıyor. Bu adam zengin mi? Bence zengin. Finansal özgür mü? Özgür. Gerçek zenginlik bu. İnsanların bunu anlaması da bunu 250 bin euro ile diyor. Bak çok büyük para değil yani. Ne ediyor? 8-9 milyon bir para. O da 2 tane evi adam hayat boyu aldı evleri. Sattı ve bunu yaptı. Bunu
Yapan adam mı zengin değil de biliyor musun abi? Eyleme 1000 liraya da çok güzel hayat yaşayamazsın orada ya. Bilmiyorum, bana bunlar şey gibi geliyor. Hani adamın güvendiği şeyler vardır, bir şeyler vardır ama 1000 lirayla da çok böyle mükemmel bir hayat yaşayamazsın yani Johnny. Ha 2500 lira olur falan, öyle güzel, çok güzel yaşarsın. Ama onların standardı burada bence o standart hayatı anlatıyor. Tabii ki de standartları bize göre çok çok yüksek, çok daha keyifli. Bu ne oğlum? Ha bunlar da öyle dörtlü mü gidecek karşıya? Yemin ediyorum bir şey diyeyim mi? Bak 1,5 yıldır komikli video izliyorum. Bak şurada shorts'ta gezdiğim kadar gülmedim ya. Ya hep diyorum ki problem bende mi yoksa artık komikli videolar mı komik gelmiyor bana? Harbi diyorum çok ezbere düşmüşüz herhalde ya o tarz şey. Ya da gördükçe mi alışıyorum? Ben size bir şey diyeyim mi? T'dekiler her türlü alır, bunlar yerleşemez. O siktir aldılar lan. İyi olmuş da. Şu bir gerçek. Dostluk. Aile dostluk. Aile dostluk. Yolda düşünüyor. Aile dostluk. İcma. Aile dostluk testi. Aile dostluk. Aile dostluk ana. Aile dostluk idman. Yemek. Aile dostluk idman. Yemek. Uyku. Sonuçlarda. Çaydanlık Ahmet. Adamım be. Şu bir gerçek. Şunu bir yiyesi geliyor insanın da bunu değil. Bir dakika boş bulunmuş oldum. Bunu değil. Şu an bu ilginç bir yerlere gidiyor gibi. Normal büyük olan halini yemek isterim. Bir dakika şu bir dursun. Aa çilek mi yapıyor lan? Ama ne koyayım, 1 milyon TL'lik çikolata. Ne yaptı lan o? O kadar şov yaptı, 10 tane badem koydu içine ya. Ulan sandım içini bademle dolduracak kilo kilo. Ulan bildiğin şov yaptı ya dümenden. Orayı yanlış yapmış. Badem tozu yapacaktı, tozlu oraları doldurup öyle kapatacaktı. Mükemmel yapmış ama helal olsun. G'day. Oy, oy. Oğlum ne güzel yapmış. Kusacağım vallahi. Harbi çok güzel yaptı adam. Bunu harbi mis gibi yersin ya. Bunu değil. Darius yedi seni koçum, bir kanamayı bir koydu şimdi. Oh geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O öldü. Öldü baba, öldü, kurtulamaz. Çek çek bir de seni şimdi. Çok güzel tokatladı o. Animasyon iptalini falan nasıl yapıyor bak. Yalnız bebek güzel oynuyor. O
skilllerin gelmesine kadar falan E'yi falan ona göre ayarladı. Harbi güzel oynuyor. Zamanı güzel kazanıyor. Helal olsun. O öldü. Güzel oynadı. Şunu 200 yapalım. Bize eskort gidecekler. Yemek kaybedeceksin. Bana ellerinizi gösterin. Lanet olsun ellerinizi. Durun açıklayabilirim. Kapa çeneni. Sana ellerini arabaya koy dedim. Ellerini göreyim hadi. Sakin ol. Hadi. O dışarı çıkamaz. Kapıyı bile açamaz. Ona bir baksanıza. Bagajda tekerlekli sandalyesi var. Adam engelli. Gidin de bakın. Bu ne galava? Bu ne galava? Evet. Var. Gördünüz mü? Sahi mi? Ne sanıyordunuz? Eğlenmek için mi bu kadar hızlı gittiğimi sanıyordunuz? Dur bakalım. Onu hastaneye götürüyordum. Ben bu adam için çalışıyorum. İçeride kriz geçiriyor. Biz vakit kaybettikçe daha da kötüye gidecek. Hareket edemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Allah. Bu yüzden onun yanındayım. Burada bir sorunumuz var. Şimdi ne halt edeceğiz? Haklısın. Bunu bir düşünün. İsterseniz hiç acele etmeyin. Ama bu arada 15 yaşındaki kızını arayıp onu sizin yüzünüzden öldüğünü de söyleyiverin. Yoksa bu adam boğulup ölecek. Pekala, daha fazla vakit kaybetme. Nereye gidiyorsun? Acil servise. Size eskortluk edeceğiz. Bize eskortluk geliyorlar. Çakallara bak lan. Baştan önce rakipte şey oynuyor. Hierro. Hierro. Takım kaptanı, Real Madrid kaptanı. Yanında da El Guero. Ben dedim ki El Guero, Hierro son muy lentos dedim. Hani ağırlar dedim. Sabah bir kalktım kahvaltıda Kovacevic gazeteyi gösteriyor. Nihat ne sallamışsın diyor Hierro ile El Guero'ya. Böyle yaptık. Ya şimdi ağır dedik. Ben bu maçta bir şey yapmalıyım o zaman dedim. Madem abi bunlar... topa bir dokundum bunların ikisinin arasından. Bir uçt attım Depare. Bir vurdum yere. Gol attım, oh rahatladım. Aa. Maçtan sonra dedim ki, görmedim ben. Doğru söylemişim dedim. Maçtan önce. Helal olsun işte, bak bu da büyük racon baba. Ben mesela monitörün nasıl bir icat olduğunu hala çözemedim. Yani bu şey bana nasıl görüntü veriyor kanka? Eğer ekrana yaklaşırsan küçücük pikselleri görebilirsin. Bunları... Bunu mu anlatıyor? Minik ışıklar olarak hayal edebilirsin. Bu ışıklardan ekranın kısa kenarında 1080 tane, uzun kenarında 1920... Abi bunların işte bir de şey olanları var. Neydi o bizim renk? Siyahları gerçek siyah. OLED'ler. OLED'lerde de bu yanmadığı zaman diğer ışıklar onu etkiliyor ya. OLED'de baba o sistemi onların hepsi tek tek özel özel çalıştığı için siyahlar laps diye bildiğin yani şuradaki şu siyah var ya öyle bir gözüküyor ki üf. Yani burada arkadan bir ışık geldiğini falan göremiyorsun. QLED mi OLED mi ne oluyor o da? Biz Chelsea ile oynuyoruz Chelsea'deki maçta. Bende fıtık var. Antrenman yapamıyorum doğru düzgün anladın mı? Maçtan maça oynuyorum. Çok ciddi sorunum var yani. Neyse maç başladı. İlk yarı 2-0 bitti. Soyunma odasına girdik. Ben dedim ki Luchescu... 3 tane geçiyorum. 3. Tam tersi yönden gelen Renault. 42-47. Bak orada 2 tane levha var. Geri dönüyorsun. O tarafını çekelim. Geri dönüşün al geri devam et. Beni yolun orası mı? Motosiklet. Yolun orasıysa şöyle biz bilelim ya. Ya biz yanlış biliyoruz ya sen yanlış biliyorsun. Bak kendini yaya zanneden motorcu kardeşlerim. Yolunuzdan gidin. Yolunuza katılın, öyle gidin. Lan niye bıraktın aracı öyle? Arıza mı yaptın? Al boşa. Abi bekle, izleyelim gidelim sen çık. Gel yardım et. Nasıl geliyor eve? Tamam diyorsun ya. Kamptayız 20 günde kamp. Badem sütü yapmak dünyadaki en kolay ikinci. Deli misiniz lan siz? Dünya rekoru mu? Ay ne yapıyorsun dayı? Oo, uçuyor lan. Ben bu deli mesela bu çok. Bu ne oğlum ya? Harbi çok tehlikeli ya. 1.33 olur. Nevzat bu arada. Tereya mı yaptı lan? Bu kadar kolay mı? Sanki 3 saniyede oluyormuş gibi. Çok güzel durmadı be.
Şarkıyı duyunca oğlum bazı editleri o şarkılardan direkt anlayacaksın. Ha, onu şimdi suyla arasındaki şeyleri yedire yedire. Abi işte bunları izleyince çok özeniyorum. Arkadaşlar siz de özeniyor musunuz bilmiyorum ama bunları izleyince öyle bir özeniyorum ki. Yani direkt şey geliyor insanın aklına ya. Ben de böyle yaşamalıyım. Ben de bunları yapmalıyım. Ondan sonra oturuyorsun daha bir tost yapmaya götünü kaldıramıyorsun işte. Hayatın gerçekleri. Ne güzel oldu lan. Şey yaptı la kendine. Nutella. Çikolata sos. Tereyağlı. Oy 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 oy. Şimdi o ekmeği çıtır çıtır ona mı banacak abla? Oy kek mi şey keki? Ekmek görünümlü kek yaptı. Mermer kek. Vallahi gitmez mi? Şimdi ben sevmem ama üstüne bir muz koysam. Helal olsun. 1973'te 10 lira olan otomobil geçiş ücreti 1977 senesinde %100 zamla 20 liraya çıktı. 1980'de geçiş ücreti çift yönde alınmaya başlandı ve 60 lira oldu. Yani tek gidiş 30 liraya çıktı. 1985'te 500 lira olan geçiş ücreti 1991'de 8000 liraya çıktı. 1994 Şimdi 2000'lerde düşecek. Ücret 50 bin lira oldu. 2000'de ücret 1 milyon TL. Şimdi 2001'den sonra 2002-2003 gibi düşer. Çıktı. Yani 6 senede %1900 zam geldi. 2001 senesinde geçiş ücreti 1,5 milyon TL'ydi. 1 Ocak 2005'te Türk lirasındaki 6-0 atıldı. Abi, 2005'te atmışız vay amanın ben daha erken attık sanıyorum lan. 2003-2004 gibi falan hatırlıyorum neyse. Ücreti 2012'de 4.25 TL iken 2020'de %141 zamla birlikte 10.25 liraya yükseldi. Köprü 2022 senesinden beri çift yönlü ücretlendiriliyor. Bu sene tek gidiş 24 lira. Dolayısıyla 4 sene önceye göre tek gidiş ücretine %368 zam geldi. Biz bu videoyu kurgularken köprü geçişlerine %40'a yakın zam yapıldı. Bu... Köprü zam. Alex sizle görüşmek istiyor dedi. 4'te gelin. Ablanın enseyi vuruyor da. Ya baba şu kaykay bisiklet park alanları çocuklarınızı gezdirme yeri değil. I've asked nicely. Please get off the skate. Bak buradakiler düzgünce diyor ki beyefendi lütfen burada bisiklet sürmeyin falan. Bizim orada bir daha sür bakayım. Senin bağırsağını nasıl yaşıyorsun falan öyle bir muhabbet vardı hatırlamıyorsunuz mu? Ya buradakiler de saygısız ama en azından bir sınırları var herhalde yani. What you doing, sir? What the lan? Amına kodumun bebeği. Adam öldürüyordu bebeği. Hatırlıyorum o videoyu ya. If I hit someone, I have warned you how many times? Get off the park. Let the kids ride. They're not the problem. All of you sitting around. Do you own your own home? What? Do you own your own home? Why would I own a home? Do you know how old I am? To pay taxpayers money. To pay shut up! Ne alaka kadın bizim vergilerimiz şey bizim vergilerimizde yapılıyor burası bizim vergilerimizde öyle bir şey dedi. 100%. That's great. She can use them. You've really just, which one of you just walked that bike back? Are you serious? Oğlum kafayı yemişler ya. Bizdekiler de böyle işte ha. Çocuk parkı ya, hareket işte. Parkı. Sana kim dedi burası hareket parkı? Gireyim abi aşağı konuşalım o zaman. Ha? Gel aşağı. Gel. Gel. Kim sana dedi hareket parkı? Ha? Polis nerede abi? Tamam ara. Ara. Tamam. Ara. Abi sen niye çıkıyorsun? Ben nerede oturup oraya gittim? Bak ben kurama getirdim. Ben 3 gündür sizi uyarıyorum. Bak ben... Abi bak. Yasalardayız ya yasalarda. Ya sana oğlum bak. Beni dinlerim azar etme bak. 3 gündür sizi uyarıyorum. Bak ben... Cahilliğe bak ya. Ben
kardeşim. Yarın oğlum. Aha burası hareket parkı. Ben size onu anlatmayayım. Ya şey oğlum hareket parkı geliyor buraya. Bak bu beni hadi polisler yolluyorlar. Hareket parkı diye bir şey yok burada. Sen bir taraf soracaksın. Tamam abi. Hareket parkı diye bir şey olacak mı? Parkı mı abi? Emircan gitsene. Buraya gelmeyeceksin lan şunu. Buraya gelmeyeceksin. Buraya gelmeyeceksin lan. Baksana oğlum şuna ya. Tamam. Tamam dedim. Küçücük çocuk la. Abi tamam vallahi. Çık çık çık. Oğlum tamam çık. Çık oğlum çık çık. Topayla gidiyor la bir de. İşte. Ne yaptı la? Kamerayı çiziyor la. Lensi çizdi. Bu Polaroid miymiş la? Oğlum bu ne la? Ne güzel yaptı la. Allah Allah. Bu işte profesyonellikle alakalı. Ben onu yapsam cazır cazır hiçbir şey gözükmez. Ne güzel yapmış. Renk ayarları falan. Çok iyi la. O zaman hadi gidelim. Biz senin teknen olduğunu... Adın ne senin? Burak. Peki o zaman sahne senin. Dans etmekten zevk alıyorsun da. Çok çok. Peki arkadaşlar oynayalım Ali abi. Hayır diyorum. Burak ben ikinci turda kendini geliştireceğini ümit ederek evet diyorum. Teşekkürler. Bana lütfen kızma, buradakilerden de özür diliyorum ama. Hülya ablaya ne olmuş lan? Hayır. Gerçekten yeteneklisin. Bütün salona soruyorum. Hayır diyenler haksızsın. Evet diyenler haksızsın. Fikrini değiştirmiyorsan uğurlayacağız. Hayır. Olsun. Efendim? O kadın ısrarla hayır dedi la. Sağlık olsun. Teşekkürler. Ağladı la. Bir dakika. Yazık la, yazık la. Oğlum küçücük çocuğun şey... Gururu kırılması diye evet dersin orada. Aa canım. Canım ya. Ya. Ay Burak ben senin bir hayranınım. Ya. Kıpır etmeye başlıyor. Amının konumu. Ne izliyorsun? Bir saat oynamadı. Öteki breakdance'ı daha iyiydi. Star olacağı belliymiş dedi. Son hali kim? Kim? Bu çocuk ünlü şu an. Kim bu çocuk? Oyuncu şu an ya, ismini söyleyin, ismini. Oyuncu kim diyorum, oyuncu diyor hala. Kim? Ya oyuncu diyorlar. Kim? Kimse de adını bilmiyor ya. Burak Can. Burak Can. Dur bakayım gördün mü? Sanki bak şu pozu bir tanıdık geldi. O sanki bir yaz dizisinde bir oynamış gibi. Full mazot vermeyen en adı şerefsiz, tamam? Al bir tane mazot kamyonu var. Ben baş verip kamyondan mazot alıyorum, götürüyorum, patlasa boşaltıyorum. Deponun fulliyim. Evet. Ha tamam. Ama ben geçersem fulleyeceksin ha bak. Tamam. Mızıkmak yok. Tamam buyur kardeş. Söz? Odri meydan. Söz ver. Söz. Tamam hadi. Erkek söz. TC kimlik? Aramın son iki rakamı. 43.80. Direkt koydu geçti la. Ben oğlum şerefsiz. Bro patlıcan hoştu. Ay bir şey değil. Vallahi bizi patlıcan ettin ha. Sevdin mi? Allah'ını seversen suratımı koyma bir dünya. Yok yok koymam. Yok koymam. Sevdim. Afiyet olsun. Hayır. Allah'ım görüşürüz. Allah'ım full mazot. Bu
çakmak. Bu da napalm, burada maden su şişesi var. Kola ve yumurta da var. Bunları dünyanın korkutucu malzemesi napalm ile patlatacağım. Bunu yapmak için sadece aseton ve strofor köpük yeterli. Denemeden önce beğeni atmayı unutmayın. Aseton polimer çözücü bir malzemedir. Bu yüzden köpükler içerisinde yüzüyor. Bu 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan napalm bombasının daha masum versiyonu. İşte napalm hazır. Gördün mü? Örümcek adam oluyorum böyle. Gelin gücüne bakalım. Napalm uzun süre yanmasıyla meşhurdur. Bakalım kolaya ne yapacak? Şuna bakın, kola napalmı söndürdü. Bu da son hali. Sıra maden suyunda. Patlama olmadan hemen abone olun. Feci patlar bu. Çok korkunç. Simsiyah oldu ve bir türlü patlamıyor. Bu feci bir şey değil mi? Yok ya. Bu böyle cırt diye gidecek bak. Cırt. Takviye gelsin. Bu beni çok korkutuyor. Patlamadı la. Onu yere atacağım. Biraz söyleyin. Daha kesin. Me complace amarte, disfruto acariciar. Zikura takari, zepore pirue, le roi. Te ponerte a dormir. Es... Bu müzikte yemek videosu yap, kötü olma şansı yok. Escalofriante. Tenerte de frente, hacerte sonreír. Uy, Urubasane. Me. Who can bend the unbendable bar? Bodybuilders or construction workers? Construction workers. Direkt inşaat işçisi yapar baba bu işi. Bu adamın işi bu. First up, 50 kgs. Trey? Are you really struggling? Jonathan, Mr. Big Hands? Is that hard? You gotta make it look like his old child. 60 kgs. Come on Trey, come on Trey. Okay. Yalnız elinden bir fırlasa var ya. Okay, that was his 80 kgs. Let's go! Use your lats! Use your lats! Yeah, come on! Elinden bir fırlasa var ya. Kind of worried for you, man. Oh, that was easy. The golden bar. 100 solid gold kgs. No! Zordur baba ya. Let's see what happens. Do it! Make it pay! No! Ustam da yapamıyor lan. Oh my god, no! Ama bu herhalde ön kolla çok alakalı ya. Ustanın ön kollar patlıyor zaten. I'm not kidding. The world's strongest man, Mitchell Hooper, couldn't do that. Full competition. Click here. Ustam harbi sağlam çıktı. Görmüyor musun şu ön kolu? Who can bend the unbendable bar? Bodybuilders? Bak aradaki ön kol farkını görüyor musunuz bak? Or construction workers. Ben buna muşlu bir inşaat ustasına bir vereceğim amına koyar var ya. Birkaç gün önce şöyle bir haber gördüm. Bu adam uyuyarak para kazanıyor. Gördüğünüz bu yayıncı TikTok'ta uyuyup aldığı bağışlarla ayda 35 bin dolar kazanıyor. Gerçekten zengin olmak bu kadar kolay mı? Tamam, sıfırdan hesap oluşturdum. Canlı yayını kurdum. Yatağımı hazırladım ve uykumu bölecek. Bağış seslerini ayarladım. Ana mantık ise şu. Avvela de bak uyuyor. Para göndereyim de uykusu bölünsün. Zengin olma vakti. Yayın açtım ve şu an sıfır kişi izliyor. Evet, tamamen yalnızım. Ve ilk bir saat izleyici maksimum 6'ya çıktım. Ve kimse para atmadı. Sadece birkaç yorum geldi. Bu ne? Kalk. 90 dakika ve halen bir şey yok. Sanırım bu sefer de ne başarısız oldu. Keşfete düştük. İzleyici bir anda 150'ye çıktı. Ve bir saat boyunca sayısız bağış geldi. Hatta birisi Galaxy ile gelip 1000 jeton attı. Ve bana dedik. Sanırım yaptığımız şey bunlardan dolayı yasaklanmış. Ama olsun. 2 saat yayın ve 1400 TL kazandık. Yani 8 saat yaparsan 5600. Bir ay yaparsan 168 bin TL kazanabilirsin teoride. Sanırım zengin olmak varmış. Birkaç gün önce... Fuat, eşyalarını hazırladın mı oğlum? Kardeşim, sen akşam akşam makara mı yapıyorsun? Niye abi? Oğlum biz 4 milyon para verdik. 200 binlik traktör Mercedes'e bizde yarısın diye mi? Şimdi bakarsan var ya, onu şimdi burada gebertirim. Yani bu kadar küçümsemene, gömmene gerek yok abi. Alt taraf 2 tane araba yan yana gelecek. Akşam akşam yorma bizi be. Mazot olmuş litresi 40 lira 50 lira. Anladın mı? Boşuna spor yapmayalım gece gece. Kıymetli ismini bana bağışlar mısın? Sırrı abi, siz kulağıma vurdunuz ya, artık ben hiçbir şey işitmiyorum. Bir kurgumsu bir şey var gibi hafif değil mi? Zaten en son hatırladığım şey, galiba ben Umre'ye gidecektim. Bak bunlar güzel durur ha. Aleykümselam. Oy.
güzel çıkmış lan. Böyle şeyleri çok seviyorum ma. Kesin bok gibi olacak. Aa, dur bu adam güzel bir şeyler çıkaracak gibi, bak bu şekilleri mekilleri koyuyor oralara, dur bakalım. Bunlar heh şu efekti yapacak diyecektim. Ne güzel yaptı lan. Uy. Uy. Yalnız adam çok güzel kullanıyor lan şeyi, fış fışı. Güzel oldu. Helal olsun. Oo, güzel olmuş lan. Harbi güzel olmuş lan. Abi en sevdiğin yemek ne? Dil balığı. Cidden mi? Cidden. Balık. Balık sevmiyorum ya ama ne güzel soydu la. Valla tereyağı girdi, güzeldir bu. Ana ne güzel ayıkladı la. Mükemmel. Ne güzel seri yapıyormuş. Merhaba. Size en sevdiğiniz ve sevmediğiniz yemeklerle ilgili bazı sorularımız var. Vedat hocam, kesinlikle bak söylüyorum Vedat hocam. Patates kızartmasını sevmiyor. Olur. En sevmediğiniz kebap. Patlıcan kebabı. En sevmenim kebap Urfa. Peki en sevdiğiniz kebap? Sadece bir ay senede yeni dünya kebap. Yeni dünya kebap, bak. Yeni dünya kebap. Sevmediğiniz et yemeği. Bonfile. En sevdiğiniz et yemeği nedir? Oğlak kuyu tandır. Yumuşacık olur değil mi şöyle? Sadece senede bir ay çıkıyor demek istiyor Sivaslı Hatun. Sevmediğiniz sakatat. En sevdiğiniz sakatat bence böbrektir. Dalak da olabilir. Böbrek. Peki en sevdiğiniz sakatat? Kokoreç. Düve memesi. O ne la? Düve memesi? O ne la? Düve memesi. Meme kebabı. Bu abi şey değil mi lan? Üzerine koyalım öyle. Dur, dürüm yapmayalım. Dürüm yapmayalım, yok. Kağıtla koyalım, bak güzel bir değişim sunum yapacağız. İşte kimler? Memiş usta. Usta. Memiş usta. İlk defa duydum düve memesi. Vallahi şaka yapmıyorum. En sevmediğiniz balık? Yetiştirme, o havuzlarda yetişen alabalık. Peki en sevdiğiniz balık nedir? Kalkan. Boğaz yüferi. Fare yemiş olacak. En sevmediğiniz... Fare yemiş olacak. Deniz ürünü. Denizden babam çıksa yerim, ekolündeyim. En sevdiğiniz deniz ürünü? Böyle iri dilli... Karides olsun abi ya. Deniz kestanesi. En sevmediğiniz... Hiç yemedim ha. Tatlı. Ev baklavası. Peki en sevdiğiniz tatlı? Şöyle güzel bir vişneli, ekmek kadayıf, yanında manda kaymağı. Merhaba Vedat Bey. Merhaba. Ben onu anlamam ben. Tatlı, hepsini severim. Sadece kavunla kavunlu dondurma yapıyoruz. Herkesin attığı, oysa en lezzetli ve aromatik yeri olan çekirdekleriyle kavun sütü yaparak tarife başlıyoruz. Çekirdek kısmını shaker'a koyup üzerine bir su bardağı su ekleyip 3 dakika çalıştırıyoruz. Süzgeç yardımıyla süzüp posasını ayırıyoruz.
Tarifimiz için gerekli olan süt ve şekeri kavunun kendisinden sağlamış olduk. Kavunla dilimleyip kabımıza ekliyoruz. Ve soğuması için dondurucuda 2-3 saat... Vallahi bunu böyle bile yerim ben baba. ...bekletiyoruz. Şimdi bunu... Ardından tekrar shaker'ımızı ekleyip rüzsüz bir hale gelene kadar çekiyoruz. Ardından tekrar kabımızı aktarıp 2-3 saat daha dondurucuda bekletiyoruz. 2-3 saat dondur, aç karıştır, aç karıştır, öyle yapacak değil mi? Bu defa mikserle çekip pürüzsüz bir dondurma formuna ulaşmasını sağlıyoruz. Son şeklini verdiğimiz dondurmamızı dondurucuya kaldırıyoruz ve hazır. Bunun kötü olma ihtimali yok, çok iyidir bu. Eskiler böyle yapıyormuş ha. Bende bunun şeyi vardı. Şöyle kare oluyordu. Çeviriyorsun çok güzel oluyordu ama tabii sistemleri değişiktir. Ona ne ilginç lan. Allah Allah. Hah, bende bu vardı işte. Aynı böyle çalışsa da tabii mekaniği farklıdır yani. Değişik la. Aydami abone olmuş, hoş geldin. Jel Bebek 6. ay hoş geldin. Aydami 2 kişi abone gitmiş, pardon. Abi kafayı yiyeceğim. Death Whistle. Takıma gelen... Deli işi la. Bununla uğraşıp kahve yapılır mı la? Bak tadı muhtemelen mükemmel oluyordur da. Harbi deli işi yani. Çok büyük şey ama muhtemelen depolu depolu ilerliyordur ya. Tamamen hayatı sevmekle, keyif pezevenkliğiyle alakalı yani. Ben bu kadar keyif pezevenkli ve hayatı seven bir insan değilim. Ya böyle bir vaktim olsa da bunu harcamam yani, anladın mı? Keyif meselesi, çok büyük bir zevk meselesi yani. Bunu sevmeyen adam yapamaz bunu yani. Baksana baba. Ama şimdi bunu da bir daha içtin mi bir daha böylesini bulamazsın, anladın mı? Baksana Johnny. İnanmıyorum, bu adam günlük her içtiği kahvede böyle yapmıyordur. Bu topu buz küpüne atınca ne? Hey Berg, can you spray my jacket? Yeah. Aa, dayıya da yaptırıyor. Yapıyor ya. Bu dayı buraya çöküyor belli, günlük iyi para kaldırıyor. Wow. Wow. Bu adam ne la? Bu adam harbi güzel yapıyor oğlum. Wow. Damn. That's amazing. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bu adamın yerinde olsam direkt bunun kalıcılık, kalıcı olması için üstüne bir şey illaki sürülür.
Hey Berg, can you... Vallahi çok güzel olmuş la. Maybe there's something to this. Maybe you really are alive. Maybe you'll be the ones to make the world a better place. Go ahead, do what you gotta do. Aa, özel ayakkabı kalıbı. Şunlardan şunları nasıl yapıyorlar ya? Büyük yetenek ya, büyük zanaat. Aa, ne olsun baba? Koy 10 bin liraya satar. Vallahi çok güzel olmuş la. Ustam harbi yapmış. Kardeşim hoş geldin. Bu ciğerden sana şimdi pamuk gibi arnavut ciğeri yapacağız. Yaradan'ın stretch filmi. Stretch filmi de tadından yarılmış oluyor ya karpuz. Bu da böyle tadından yarılmış. Yani pastırma gibi bak. Bak. Biraz yavaş doğruyoruz ama. Kıyımı ne iyi lan, vallahi mis gibi olur arnavut ciğeri. Ama yapacak bir şey yok. Tavla zarından az büyük diyelim. Bir gün önceden hazırlıyoruz biz bunları, ameliyat ediyoruz. Doğruyoruz, bir tek kızartması kalıyor bu malın bize. 20 dakikaya bu dükkanda ciğer kızar. Birbirinden güzelce ayrılsın. Ezmeden, üzmeden. Evet. Evet. Vallahi bu yenmez mi arkadaşlar ya? Ay Allah'ım, ay Allah'ım. Bak kavurma gibi oldu bu da. Pişti şu an, kansızlığını ilan etti. Bak 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 bak. Evet, 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 evet. Bak 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 bak. Buna bir baharat işlemi. Ne güzel bir bak. Ne güzel ya. Bu dükkanda 20 dakikaya bir ciğer çıkıyor. Kardeşim o... Hani zeytin dalı operasyonu. Bu ablanın kanalını çok sevdim ya. Yumurtasının bak doğallığından mavi ha. Ne diyorsun la sen? Ne diyorsun la? Tatlı ki. Vallahi diyorum ya. Ürünleri çok böyle izletiyor, gördün mü yani? Vallahi yapsam da yesem değil de biri yapsa da yesem yani. Ben bunu yapamam ama. Bunu evde biri hazırlasa var ya. Üf. Çok iyi değil mi? Allah çok iyi ya. Sharpness test. Ruica versus garlic. 3-2-1. Hmm? Oh my god. Hmm? What the f***? Not sharp enough. What is wrong with you? Oh no. Damn. 15 degrees Rolling Stone Pro. Vay, sesini dinlet de bize ya. Nefret ediyorum ya. Allah Allah. Mmm. Mmm. Lolly. Sharpness test. Bir şey de olmadı. Yine kesemedik şeyi.
Zar mı sağa? Dostlar, bunun adı Anki Vektör. Üretici... Yorulmuşum be. İşte bu ustaya vereceksin o şeyi, demiri. Senin ciğerin işi yok herif, ciğerin lastik. Şimdi var ya... Bunu alevle şişiriyorlardı gerçi, değil mi? İsterse günlük 500 tane lastik sökeyim. Senin ciğerin işi yok herif. Senin ciğerini sökerim. Dayının vücut harbi patlıyor bu arada oğlum. Sen bana yetkili birini bağla ya. Sadece sushi dot alıyorum. Ben bu hareketle meşhur oldum. Kabağından tut, avucundan tut, hepsini böyle rahat çekilse biliyorum yani. Hiçbir sıkıntım yok. Japon salatası yapacağız. Şimdi hamur işi hiç olmayacak, göreceksiniz. Güzel kestir usta. Bunu kestik, sarıyoruz böyle. Top top yaptık. Karpuzdan tut, kavuğuna kadar hepsini kestim şimdiye kadar. Kesmedim, bir şey kalmadı. Avuç en zoru. Valla iyi bir usta ise rahatça yapabilir. En kötü 5-6 ayında olabilir. Hafif acılı olacak. Böyle buzlu su içine koyuyoruz. Şimdi süzüyoruz bunda. Sushi dotta da özel bir olacak. Özel yapıldı. Açtığın zaman çok yüksek bir alev güçlüsü var. Bu wok tavasında gördüğünüz gibi sizilmiyor ve yapışmıyor. Çok az sarımsağımızı koyuyoruz. Bunun içine atabiliriz. 2 dakikada hazır. Çok az dark soy sosumuzu koyuyoruz. Bu tabaklara özel ev yapımı. Uzak Doğu kabaklarına benzer. Evet. Gördüğünüz gibi Uzak Doğu makarnamız hazır. Sebzeli sepsi. Wok tava. Hadi. Yeterli bu kadar. Gazete kaçtı şu Osman'a. Çek çek dünyanın ahiretinden vur bu bazı bir aşana bak.